Bu dersimizde Mehmet Emin Yurdapul'la devam edeceğiz. Milli Edebiyat'ın önemli şair ve yazarlarından. Bakalım öncelikle. Şiir yazmaya Servet-i Fünun dergisinde başlıyor. Ve sade dil ve hece ölçüsünü kullanması onun önemli özelliklerinden birisi. Genellikle toplum dertlerinden, sosyal epik hayat sahnelerinden ve didaktik şiirlerden alıyor. Türk şairi, milli şair onun anıldığı isimler olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça hece vezniyle de yazması, halkçı tutumunda sergilemesi, onun milli şair adıyla anılmasında önemli özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Eserlerine bakalım. Türkçe şiirler, Türk sazı, Ey Türk uyan, Tan sesleri, Zafer yolunda, Aydın kızları, Dante'ye, Mustafa Kemal, Ankara, Cenk'e giderken. Bakın isimlerinden de anlayacağımız üzere daha çok Türkçü, daha milliyetçi bir tutumla eserlerini kaleme aldığını görüyorum. Dönemin diğer önemli ismi ise İbrahim Alaaddin Gövsa'dır. Orta öğrenimini Türkiye'de tamamladıktan sonra İsviçre'de psikoloji ve pedagoji eğitimini almıştır. Darülmuallim Aliye'de yani Yüksek Öğretmen Okulu'nda öğretmenlik yapmış ve Maarif Vekaleti Talim ve Terbiye Dairesi üyeliğinde tayin edilmiştir. Ve 1927'de milletvekili olmuş, 1942'de de Türk Ansiklopedisi Genel Sekreterliğine getirilmiştir. Şair ve yazarların bu kimlikleri hakkında bilgi vermemizin amacı özellikle onların aile çevresi, aldıkları eğitim ve sürdürdükleri meslek hayatları boyunca edebi eserlerine yansımalarını görmektir. Çünkü burada devlete memuriyette yapması onun edebi eserlerine de yansır niteliktedir. Öğretmenlik yapması aynı şekilde. Hiçbir akımın etkisinde kalmamakla birlikte sanat anlayışı bakımından milli edebiyat hareketine sempati gösterir. İlk şiirlerinde kullanıp daha sonra bıraktığı aruza son şiirlerinde yeniden dönmüştür. Arada hece vezini kullanmıştır. Şiirlerini ise çocuk kitapları, Güftügü, Çanakkale Ezeli ve Acılar adlı kitaplarında toplamıştır. İsim olarak bilmemiz yeterli olacak şairlerdendir. Dönemin milli edebiyat içerisinde önemli isimlerinden birisi ise Beş Hececilerdir. Özellikle hecenin beş şairi olarak da adlandırılmaktadır. Hece şiiri biliyorsunuz halk edebiyatının önemli ölçülerinden birisi olarak, milli ölçü olarak karşımıza çıkar. İslamiyet'ten önce özellikle dörtlüklerle ve hece benzeri şiirlerin terennüm edildiğini, kaleme alındığını biliyoruz. Fakat divan edebiyatı geleneği içerisinde hece vezinin daha çok halk edebiyatı çevresinde sınırlı kaldığını, ancak mahallileşme akımının etkisiyle hece vezini yazan divan şairinin olduğunu görüyoruz. Özellikle Batı anlamındaki Tanzimat'la birlikte gelişen Türk edebiyatında özellikle hecenin kullanılmaya çalışıldığını, sade bir dile yönelildiğini fakat bunun şairler tarafından başarılanamadığını görüyoruz. Daha çok aruzun kullanıldığı ve tercih edildiği görülüyor. Bunun dışında baktığımızda özellikle nasıl dilde sadeleşme hareketi ancak milli edebiyat anlayışıyla birlikte yeni yeni kendini göstermişse hecenin kullanılması da yine Balkan Savaşları sonrasında ve ikinci meşrutiyetten sonra karşımıza bilinçli olarak kullanılması çıkar. Özellikle Türk aydınlarının Batıcılık, İslamcılık ve Türkçülük fikirleri etrafında toplanması, bununla bağlantılı olarak Türkçülük anlayışına hizmet eden hece ölçüsünün tercih edilmesi, şiirlerin dörtlüklerle ve sade bir şekilde yazılması bu anlayışı besleyen nitelikte karşımıza çıkar. Özellikle Türkçülük cereyanı içerisinde Türk kültür hayatının unsurlarının milli edebiyat meselesiyle gündeme gelmesi ve milli vezin olarak da hecenin öne sürülmesi beş hececilerin anlayışının zeminini oluşturan özelliklerden birisidir. 1911'de Selanik'te yayınlanmaya başlayan Genç Kalemler dergisiyle dilde ve edebiyatta milliyetçilik cereyanının başlaması, Türkçülüğün edebiyatta ilk tezahürü olarak karşımıza çıkar. Sade Türkçe ile halkı da anlayacağı şekilde milliyetçi ve halkçı bir tavırla dörtlüklerle ve hece benzeriyle şiir yazma anlayışı, genellikle dörtlüklerle tabii ki de farklı nazım şekilleri ve nazım birimleri de tercih ediliyor. Hece benzeriyle şiirler yazılması Genç Kalemler dergisi ve milliyetçilik akımının tezahürleri olarak karşımıza çıkar. Hece vezini Aydın düğünü arasında ciddi olarak ilk defa Mehmet Emin Yurdakul Cenk'e giderken adlı manzumesi de 1897'de kullanmıştır. Oldukça önemli bir manzumedir. Yana yıldız koymakta fayda var arkadaşlar. 1898'de Türkçe şiirler adıyla bir kitap halinde yayınlanmıştır. Hece vezniyle yazdığı 9 şiiri daha sonra Mehmet Emin'in. Bu küçük eser
O zaman ülke içinde ve dışında büyük yankılar uyandırmıştır. Ardından halk edebiyatında da adını zikredeceğimiz, daha çok halk kültürü eserlerine yönelen, efsanelere ve masallara değer veren ve bunun Türk kültürünün ve edebiyatının oluşmasında tekrar gündeme getirilmesi anlayışına bağlı olan Rıza Tevfik, Koşma ve Nefeslerle değişik bir vadide hece benzini tekrar kullanmıştır. Genç Kalemler Topluluğu tarafından da yeni lisan davası için hece vezi tekrar gündeme getirmiş ve milli vezin olarak öne sürülmüştür. Bu yönden Mehmet Emin Yıldakul ve Rıza Tevfik Bölükbaşı'nı özellikle Aydın Zümre'nin heceyi kullanması açısından ilk atılımları olarak bilmemizde fayda var arkadaşlar. Beşericiler şiirin Balkan Savaşı yıllarında ve Servet Fünuncuların etkisiyle başlamışlardır. Tabii ki de adından da anlayacağınız üzere hecenin beş şairi hecele yazıyorlar. Fakat Servet-i Fünuncuların etkisiyle şiire başladıkları dönemde aruz vezini tercih ediyorlar. Bu yüzden de ilk şiirlerini aruza kayma aldıklarını söylemeliyiz. Özellikle Orhan Seyfoğlu'nun Hıyaban adlı şiirim, Halit Fahri Ozansoy'un Rübabı, Enis Bey İşkor Üreyir Şehvali, Faruk Nafiz Çamlıbey'in Peyami Edebisi, Yusuf Ziya Ortaç'ın Kehkeşan adlı şiirleri Servet-i Fünun çizgisinde aruz vezniyle yazılan ve Servet-i Fünun'un dil özelliklerini gösteren şiirler olarak karşımıza çıkar. Bu dönemlerde ismini saydığımız bu şairler 18-20'li yaşlarında henüz edebiyata yeni atılmış genç şairler olarak karşımıza çıkar. Özellikle bu beş genci hece veziyle şiir yazmayı teşvik edenler özellikle Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin olarak karşımıza çıkar. Bu isimler de zaten biliyorsunuz Genç Kalemler dergisinin etrafında Milli Edebiyat Anlayışı'nın oluşmasının öncü isimlerindendir. Bu iki ismin etkisiyle zaten aruz vezinden uzaklaşıp Servet-i Fünun'un etkisinden çıkıp hece veziyle daha çok halkçı bir anlayışla şiirlerini ortaya koyacak şairler olarak karşımıza çıkacaklar. Özellikle hece vezinin batılılaşmış yeni Türk edebiyatı çizgisinde ortaya konduğu ve geniş ölçüde kullanılmaya başlandığı dönem Birinci Dünya Savaşı yılları olarak karşımıza çıkar. Özellikle Balkan Savaşları'nın etkisiyle ve Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı ortamın içerisinde kahramanlık konulu şiirleriyle şöhret kazanan Enis Behiç Kor Yüreğin dili arkadaşlarına göre daha serbesttir ve hecenin kullanılmasına daha müsait olarak karşımıza çıkar. Enis Behiç Kor Yürek ahenge fazla önem vermediği için heceyle başkalarını kullanmadığı yeni bir eda getirmeye çalışır. Orhan Seyfi Orhun, Halit Fahri ve Faruk Nafiz ise hece tarzına yeni bir ses getirir ve ilk defa topluca yeni mecmuada varlık gösterirler ve heceyle yazdıkları şiirlerini yeni mecmuada yayınlarlar. Halit Fahri, hece vezinde yepyeni, açık ve değişik bir şahsiyet kazandırır. Onu halk edebiyatı şairlerinden daha farklı olarak modern bir yapıda kullanır. Batı edebiyatını özellikle Fransız şiirini iyi tanıyan şair, hece vezinde gitgide mükemmel eserler vermeye başlar. Faruk Nafiz Çamlıbel ise aruzdan heceye geçerken şiirine halk şiirinden gelen bir ifade tarzını da getirmiştir. Böylece sadece halkın vezni olan heceyi değil, halkın söyleyişine olan üslubu da getirmiştir şiirine. Hece şiir örnekleri daha sonra Faruk Nafiz Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç ve Orhan Seyfoğlu'nun öncülüğünde bu defa büyük mecmuada toplu olarak yayınlanmaya başlanır. Yeni mecmuadan sonra. Cumhuriyet'ten sonra yayın hayatına giren milli mecmuada ise beş hececilerin yerini yeni hececiler dediğimiz Halide Nusret Zorlu Tunan, Necmettin Halil Olan, Ahmet Kutsi Tecer, Necip Fazıl Kısakürek, Ömer Bedrettin, Ali Mümtaz gibi isimler alır. Ve böylece hece anlayışı Cumhuriyet döneminde de devam eder. Beş hececilerin anlayışına baktığımızda ise adından da anlayacağınız üzere şiirde sade ve özentisiz olmanın en doğru yol olduğunu, böylece sanat şahsi ve muhteremdir diyen hecaiciler ve sanatı sanat için yapan Servet-i Fünuncu'lardan tamamen farklı bir anlayışla varlık gösterir bu dönemde. Ziya Gökalp'in konuşma dilinin edebiyat dili olması gerektiği prensiplerini başarıyla uygulamaya geçirirler. Böylece milli edebiyat anlayışı içerisinde halk için oluşturulan, halkın veznini kullanan ve konuşma diliyle oluşturulan bir edebi gelenek ortaya çıkar. Milli edebiyat, milli vezin ve milli dil davası etrafında birleşen bu şairler, hece vezinlerine
ömürleri boyunca bağlanmasalar bile kullandıkları dilde daha hengli ve kıvrak bir biçimde yer vermişlerdir heceyi kullandıkları dönem içerisinde. Heceyi özellikle vezinden çok diye bir güzellik kazandırmak ve konuşma üslubunu yerleştirmek için tercih etmişlerdir. Bu yeni zevkle beş hececiler ferdi duyarlılıkları, yurdun her köşesinin, Anadolu gerçekliklerini, Kurtuluş Savaşı'nı ve Anadolu insanının görünümlerini şiirlerine dile getirmişler. Yerli, milli sanat ve tarih motiflerini yaşanan hayatla realist bir bakış açısıyla bir memleket edebiyatı ortaya koymak için sunmuşlardır. Çoğunlukla hecenin 11'li ve 14'lü kalıplarını kullanmışlardır ki gelenekte de en fazla kullanılan vezinlerin 11'li ve 14'lü olduğunu biliyoruz. Hatırlarsanız 6 artı 5 duraklı ya da 4 artı 4 artı 3 duraklı 11'li ve 14 heceleri 7 artı 7 duraklı Türk edebiyatında en çok kullanılan halk edebiyatında hece vezinli kalıplardır. Fakat beş hececiler geleneksel farklı olarak duraklarda değişiklikler yapmışlardır. Örneğin 11'li heceleri 7 artı 4 şeklinde bölmüşlerdir. Servet-i Fünuncuların manzumelerde farklı aruz kalıplarını kullanma usulünü Enis Behiç hece kalıplarını uygulamaya çalışmıştır. Halit Fahri Ozansoy ise hece ile serbest müstezatlar yazmayı denemiş. Böylece hecenin özellikle batılı anlamda yeni nazım şekillerine uygulanmasında modernleştirmişlerdir. Ayrıca nazım biriminde dörtlük esasına bağlı kalmamış, yeni biçimler aramışlar. Böylece hece vezini yeni nazım biçimlerine uygulama olanağına sahip olmuşlardır. Özellikle bir olay veya hikaye anlatabilmek için Faruk Nafiz'in Han Duvarları şiirinde yaptığı gibi beyit beyit kafiyeli uzun şiirler de yazmışlardır. Böylece hikaye anlatmak, şiir tarzında hikayeler ortaya koymak anlayışı da yine bu dönemde heceyle ortaya konmuş bir anlayıştır. Bu dönemde özellikle şiir alanında hecenin ortaya konması ve hece ile şiir yazma anlayışının önemli isimleri olan hecenin beş şairi arasında Halit Fahri Ozansoy 1891 yılında İstanbul'da doğmuştur. Orta öğreniminden sonraki mesleki hayatı öğretmenliklerle geçen, ilk şöhretini dönemin önemli hareketlerinden temel oluşturan Rubat dergisindeki şiir ve nesilleriyle yapan ve bir aralar nailer arasında da karışan şair, milli edebiyat hareketine katıldıktan sonra Aruza Veda adlı şiirini aruzu bırakmış ve şiire yönelmiştir. Özellikle bu şiir oldukça önemlidir arkadaşlar. Şiirlerinde heceyle konuşulan Türkçe'yi büyük bir başarıyla kullanan Halit Fahri Ozansoy tamamıyla perdeyici bir karakter gösterir. Genellikle derin bir melankoli ve karamsarlık taşıyan şiirlerini rüya, cenk duyguları, efsaneler, zakkum, bulutlara yakın, gülistan, harabeler, paravan, balkonda saatler, sulara dalan gözler ve sonsuz gecelerin ötesinde adlı kitaplarında toplamıştır. Lütfen kitapları bilmemizde fayda var arkadaşlar. Orhan Seyfi Orhun'a geldiğimizde Hukuk Fakültesini 1890 yılında doğan Halit Fahri Ozansoy Hukuk Fakültesini bitirdiğini biliyoruz. Osmanlı Meclisi Mebusluğu'nun kapanışına kadar bu mecliste memur olarak görev yapmıştır. Edebiyat öğretmenliği ve milletvekilliği görevlerini de üstlenmiş. Ve Güneş, Edebiyat Gazetesi, Ayda Bir ve Çınaraltı adlı edebiyat dergilerini çıkarmıştır. Bu da onun yayıncılığı açısından oldukça önemlidir. Yine daha önce bahsettiğimiz gibi ilk şiirleri aruzla yazmış. Sonraları ise heceyi kullanmaya başlamıştır. Yine burada Servet-i Fünuncuların etkisi altında olduğunu görüyoruz biz. Baktığımızda burada daha çok halk şiirinin şekillerini kullanmış ve vatan temalı konular ve kişisel duyguları şiirlerine yansıtmıştır. Şiirlerinin Fırtına ve Kar, Peri Kızı ile Çoban Hikayesi, Gönülden Sesler ve O Beyaz Bir Kuş adlı eserlerinde toplamıştır. Bu eserleri de bilelim arkadaşlar. Beş Hececiler grubunun kendisine en çok sevdiğim şairlerinden olan Enis Behiş Koryürek İstanbul'da doğmuştur. Özellikle ilk şiirleri Balkan Savaşı'na rastlar ve doğal olarak milli duyguları ifade eden şiirlerdir. Bu şiirlerinde daha çok aruzu tercih etmiştir. Fakat Ziya Gökalp'in teşvikiyle heceye yönelmiş ve 1915'ten sonra heceyi kullanmayı tercih etmiştir. Aşk duygularına da yer vermekle beraber Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı sırasında daha çok milli duyguları ve tarihi kahramanlıkları işleyen şiirler kaleme almış.
dönemin ruhunu yansıtan nitelikte eserler ortaya koymuştur. Bunlar arasında özellikle yanına yıldız koymamız gereken Çanakkale Şehitliği'nde, Tuna kıyısında, Milli Neşide, Süverder, Gemiciler, Venedikli Korsan Kızı, Uğursuz Baskın en tanınmış ve sevilmiş olanlarıdır. 1927'de Miras adıyla ilk şiir kitabını bastırır ve şiirlerini bu kitapta toplar. Daha sonra Güneşin Ölümü adı altında ve Miras'la birlikte tekrar basılmıştır. Bunları ismen bilmemiz yeterli olacaktır. Sınavda ayrıntıları çıkmaz. 1946'dan sonra ruhi bakımdan yeni bir yöne yönelen şair, kendi ifadesine göre 17. yüzyılda yaşamış Mevlevi büyüklerinden Çedikçi Süleyman Çelebi'nin ruhiyle temasa geçmiş, eğeni şiirlerini onu dikte ettirmesi suretiyle meydana getirmiştir. Varidat-ı Süleyman Çedikçi Süleyman Çelebi ruhundan İlhamlar adıyla bu şiirlerini yayımlamış ve tasavvufi dini mahiyette eserler ortaya koymuş ve divan şiirine şiirinin bu son döneminde yakınlık göstermiştir. Yusuf Ziya Ortaç'a baktığımızda yine İstanbul'dan olduğunu, öğretmenlikler yaptığını, gazetecilikle uğraştığını, ilk şiirlerini Arzu tercih ettiğini, Ziya Gökalp'in yönlendirmesiyle Hecre'ye yöneldiğini biliyoruz diğer arkadaşlarıyla beraber. Şiirlerin topladığı kitaplara baktığımızda ise isimlerini bilmemiz yeterlidir. Akından Akına, Cenk Ufukları, Aşıklar Yolu, Şairin Duası, Yanardağ, Bir Selvi Gölgesi ve Bir Rüzgar Esidir. Beş Hececiler grubunun en genç fakat en lirik ve en kabiliyetli şairi ise Faruk Nafiz Çamlıbel'dir. İstanbul'da doğmuştu. Tıp fakültesine girmişse de öğrenimini yarıda bırakarak gazeteciliğe yönelmiştir. Devrin şartlarına uygunluk göstererek. Liselerde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Özellikle 27 Mayıs ihtilalinden sonra siyasi sanık olarak tutuklandığını görüyoruz biz 1,5 yıl. Diğerlerine göre önce Aruz'da başlayıp sonradan Ece'ye geçen Faruk Nafiz ilk şiirlerini 1. Dünya Savaşı yıllarında yayınlamış ve daha çok milli karakter gösteren ve kahramanlık konularını ele alan şiirler kaleme almıştı bu ilk eserlerinde. İlk eserleri olan Şarkı Sultanları ve Gönülden Gönüle Aruz'da yazılmış şiirlerden oluşur. Bunların izlediği Dinleneyden Deki ve Çoban Çeşmesi'ndeki şiirleri ise heceylidir. Bunların içerisinde özellikle Çoban Çeşmesi oldukça dikkat edilmesi gereken eserlerin başında gelir. Hem heceyi hem aruzu beğenen ve ikisini de ustalıkla kullanan şairin heceye geçişi kesin bir şekilde olmamış. Heceyle yazdığı şiirlerin yanında her zaman aruzu da tercih etmiştir ve zaman zaman aruza dönmüştür. Baktığımızda Hece'nin yazdığı şiirlerinden sonra Suda Halkalar adlı şiirlerini yine Aruz'da yazdığını görüyoruz bu dönüşle birlikte. Şiirlerinde lirizm ve realizm yan yana yer aldığı için oldukça cazip görünür okurlar adına. Bunun dışında baktığımızda arkadaşlar Hece'nin beş şairinin özellikle milli edebiyatın anlayışından itibaren en başından beri dilin sadeleştirilmeye çalışıldığı ve milli vezin olan Hece vezinin yerleştirilmeye çalışıldığında başarılı bir atılım olduğunu görüyoruz. Böylece milli edebiyat anlayışına burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.